Bir yandan da İsrail'in biz sivilleri katletmiyoruz. Onlar için, onların güvende olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Az önce Özgür Paşa söyledi. Bakın işte yani binlerce bölümü ayırdığımız bir harita yayınladık. O haritaya göre diyoruz ki yani şuradan şuraya gidin. Yolu da gösteriyoruz. Web sitemizde var, sosyal medya hesaplarımız. Daha ne yapalım deyince buna yanıt Birleşmiş Milletler'den geldi. Ya elektriğini kestiniz dedi 2 aydır. Yani o insanlar nereden, hangi elektrikle neyi şarj edecek? Bomba yağarken o binlerce parçaya ayrılmış haritada yolunu nasıl bulacak? Bakalım şimdi İsrail'in siviller bizim hedefimizde yok demek için ortaya koyduğu son harita bahanesini. O Gazze'deki savaşın ikinci gününde doğdu. Ailesi İsrail'in saldırılarından kaçıp güneye sığındı ama bebekleri bombaların hedefi olmaktan kurtulamadı. Bize Gazze'yi terk etmemizi söylediler. Biz de kuzeyden ayrıldık ve onların istediği gibi güneye geldik. Ama başımıza bu geldi. Oğlumun başka bir hayat görmesini isterdim. İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde ilerlerken yeni bir cehennem senaryosu yaklaşıyor. Çünkü bölge daha önce Gazze'nin kuzeyinden kaçan on binlerce Filistinli'ye ev sahipliği yapıyor. Zaten yerlerinden edilen siviller artık nereye gideceğini bilemez halde. Çünkü güvenli nokta kalmadı. Birleşmiş Milletler'e ait 2 okul bile vuruldu. Onlarca kişi öldü. Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu göç halindeki Filistinlilere dahi ateş açıyor. Altyapı da hedefte. Mısır sınırdaki Refah kentinin doğusunda su deposu bombalandı. Filistinlilerin zaten yetersiz olan su kaynağı daha da azaldı. Tepkilere hedef olan İsrail üzerindeki baskıyı artırmak için algı operasyonu başlattı. Gazze şeridinde güvenli olacağını ileri sürdüğü bölgeleri haritalandırdı. O haritada 2400 parsel var ve QR kodla görülüyor. Yani sadece çalışır haldeki akıllı telefonla ulaşılabiliyor. Oysa evleri yıkılan, hiçbir şeyleri kalmayan, dahası elektriği bile olmayan Filistinliler bu imkana sahip değil. Yani haritaya ulaşmak da anlamak da imkansız. Bir kez daha İsrail'in insani önlemi sadece göstermelik kaldı. Savaş şiddetlenirken Gazze'nin güneyindeki hastaneler yaralılarla dolup taşıyor. Nasır Hastanesi'nde boş yatak kalmadı. Böyle giderse yakında koridorlarda bile hasta kabul edilemeyecek.